Herkese merhaba. Aylık piyasa görünümü videosuyla karşınızdayız. Özlem Derici Şengül ile bugün beraber piyasaları değerlendireceğiz. Nisan ayı değerlendirmesi olacak. Özlem hoş geldin. Hoş bulduk Alper, nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de, çok teşekkürler. Yani geçtiğimiz ay tam seçimden önce hatırlayacak olursan bir piyasalar üzerinde değinmiştik. Şimdi Nisan ayı performansı ve geçtiğimiz ve gelecek Mayıs ayı üzerinde konuşmak istiyoruz biraz da. Özellikle seçimden sonra rezervlerde çok ciddi bir toparlanma gördük. Yabancı girişi oldukça fazlaydı. Tamamen tam ay datası gelmedi ama açıklanan ilk 3 haftanın datasında swaplar tarafında 5 milyar dolarlık bir giriş vardı. Hisse tarafında 400 milyon dolara yakın, takvi tarafında 300 milyon dolara bir yakın bir giriş vardı. Hani seçimlerden sonra risklerin kalkması ve tabii seçimlerden tam bir hafta önce Merkez Bankası'nın yaptığı faiz artışının etkilerini biz en azından yabancıları ülkeye çekme konusunda görmüş bulunuyoruz. Senin bu noktadaki görüşün, hani yabancıların ilgisi konusundaki görüşünü almak istiyoruz. Aslında birkaç ay önce bakacak olsaydık, birkaç ay önceki görüşlerimizi hani karşılıklı paylaşıyor olsaydık aslında çok daha yoğun bir yabancı ilgisi bekliyorduk. Yani seçim sonrasında yabancı ilgisi beklemediğimiz bir şey değildi. Daha da yoğun bir şekilde bekliyorduk. Ama birkaç ayda global konjonktür öyle bir tersine döndü ki gelişmekte olan ülkelere sermaye girişinde ciddi bir fark yaşamış olduk. Fed'in faiz politikası ile ilgili beklentiler değişti. Bizim zaten seçim öncesinde ciddi bir dolarizasyon eğilimi vardı. Onun tersine döndüğünü gördük. Dolayısıyla yani döviz arzıyla talebini hani belirleyen unsurlar birkaç ay öncesine nazaran çok farklı şekilde tezahür etti. Bunlardan da en belirleyici olanı tabii yurt içi talep kadar yurt dışı talepte. Dediğin gibi yabancılar tarafında beklediğimiz ilginin tamamı olmasa bile o önemlice bir kısmı hareketi gerçekleştirmiş oldu. Tabii sürdürülebilirliği çok önemli. Yani burada Türkiye'nin performansı, gelişmekte olan ülkeler arasında ayrıştırıcı faktörleri ve en nihayetinde de gelişmekte olan ülkelere genel olarak sermaye hareketlerinin canlanması belirleyici olacak. O anlamda biz bir parça aslında devam etmesini bekliyoruz. Ama montanı muhtemelen çok böyle heyecan verici şeyler olmayacak. Yavaş yavaş girişlerin devam ettiğini göreceğiz. O yüzden de burada böyle çok hani sık belki de hareketler görmeyeceğiz. Çok dramatik iyileşmeler görmeyeceğiz. Ama dediğim gibi önümüzdeki dönemde bu yabancı ilgisinin hafif hafif de olsa devam etmesini bekleriz. Peki yani biraz gelişmelerden bahsedecek olursak tam seçimden sonra Merkez Bankası rezervlerinde 20 milyar dolarlık bir iyileşme görüyoruz ki son bir haftadaki iyileşme neredeyse 10 milyar dolar oldu. Çok belirgin bir yabancı girişi olduğunu görüyoruz ve buna mukabil de Nisan ayındaki dolar TL getirisi %0.1 oldu sadece ki seçimden önce bir %4'lere yaklaşmıştı hatırlayacak olursan. Biz seçimden sonra dolar TL'de bir sıçrama beklemediğimizi defalarca dile getirdik ama inanmayan ve dolar TL üzerinden de pozisyon alan da çok fazla yatırımcı vardı maalesef. Euro TL ise paritenin düşüşüyle beraber %1.2'lik bir düşüş gördük. Orada daha da kötüydü durum. Bir de bunun üzerine ABD borsaları veya yurt dışı borsalarda çok iyi bir görünüm yoktu. Yani Nisan ayında TL varlıklarda olmayan yatırımcıların çoğunu kaybettiğini söyleyebiliriz ki mesela altın tarafında aslında ay boyunca çok yüksekmiş gibi gözüktü ama aylık kazanç sadece %2.4. Çünkü dolar TL'den çok bir destek alamadı. Ayın sonunda Orta Doğu'daki gelişmeler de birazcık daha azaldığı için birazcık daha odana altın fiyatları aşağı geldi ons bazında. Aslında döviz enstrümanlarında Nisan ayında yatırımcının reelde bir para kaybettiğini gördük. Hani hem piyasa katılımcı, piyasa profesyonelleri anketi düzenliyorsun. Sen istersen önce onu birazcık hani açarsın o tarafta. Hem de kendi görüşün hem de piyasa katılımcılarının ve profesyonelliğin daha doğrusu görüşleri ne konuda onları da senden almak istiyorum. Evet, dediğin gibi yani portföy tercihleri bu son dönemdeki gelişmelere bağlı olarak çok değişik şekilde sirayet etti. Farklı şekilde sirayet etti. Bu yüzden de piyasa profesyonelleri anketinin sonuçlarını herkes çok merakla bekliyor. Sonuç raporu henüz yayınlanmadı. Ben istersen onu da bir bahset. Hani piyasa katılımcı anketiyle karıştırılabilir çünkü insanlar. Tabii. Piyasa profesyonelleri anketinde önümüzdeki 3 aya dair piyasa profesyonellerinin beklentilerini soruyoruz. Yaklaşık 100'e yakın, bu ay 93 olarak gerçekleşti. 100'e yakın piyasa profesyoneli önümüzdeki 3 aya dair farklı enstrümanlarla ilgili tavsiyelerini ağırlığı artır,
sabit tut, ağırla düşür gibi tavsiyelerini paylaşıyorlar. Ve her ayda heyecanla bekliyoruz hepimiz. Ben de yani anketi yapan ama bir piyasa uzmanı olarak ben de bekliyorum sonuçları. Bu ayki sonuçlara baktığım zaman enteresan bir iki nokta var. Bunlardan beni en çok şaşırtan aylardır nötr kal tavsiyesi verilen dolar TL'nin çok da yüksek bir oranla %44.1 oranında katılımcıların %44.1'i ağırlığı düşür demiş. Yani uzaklaş demişler. Bu çok önemli bir çıktısı. Ve bir diğer önemli nokta aslında bir parça tahmin ediyorduk ama mevduat ağırlığı artır olarak devam ediyor. Onda bir soru yok. Ama anket başladığından bu yana 2023'ün başında başladı anket. En yüksek seviyesinde %64.5'i katılımcıların ağırlığı artır tavsiyesinde bulunmuş. 5.4'ü de ağırlığı çok artır diyor. Yani %70'e yakın bir oran mevduat diyor burada. Ve sadece dolar TL'de değil DTH'ta da ağırlığı düşür tavsiyesi var piyasa profesyonelleri tarafından. Yani uzaklaşın dövizden diyen bir piyasayla karşı karşıyayız. Tahvil tarafında kısa vadeli, uzun vadeli yine içinde para piyasası fonlarını da değerlendirmelerini istiyoruz piyasa profesyonellerinin. Ona rağmen nötr kal tavsiyesi devam ediyor. Ama bir diğer enteresan gelişme yine aylardır, ne zamandan beri? Temmuz 2023'ten beri ağırlığı artır tavsiyesi bulunan altın %50.5 oranında nötr kala dönmüş. Bu da çok enteresan bir gelişme. Yani altın belli bir seviyeye geldi ama genelde beklentiler yine de iyimserdi. Ona rağmen burada ayrışıyor anladığımız kadarıyla piyasa profesyonelleri ya ağırlığı artır ve düşür diyenler ayrışıyor ya da herkes konsensus nötr kal diyor. Bu enteresan. Onun dışında da bir diğer şeyimiz, bonus sorumuz var bizim her ay. Bir soru soruyoruz. Burada da Merkez Bankası'nın faiz artırmasını bekler misiniz yıl sonuna kadar diye bir sorumuz vardı. %66.7 oranında hayır çıkmış. Dolayısıyla Merkez Bankası'ndan ekstra bir sıkılaştırma da beklenmiyor anladığımız kadarıyla. Aslında tahvil sorusuna, tahvil ve bono sorusuna verilen nötr kalla uyumlu bir sonuç çıkmış. Son olarak bir de portföy dağılımı soruyoruz. Farazi bir portföy dağılımı yapsanız ne ağırlık verirsiniz, yüzde tamamlayacak şekilde diye soruyoruz. Burada da ilk defa hisse senedinin sayısını yanıtlarda hisse senedi sayısı mevduat geçmiş. Dolayısıyla katılımcıların yüzde olarak şu an veremiyorum ama 85 katılımcı mevduata mutlaka yer veriyor portföylerinde ve ortalamaya baktığımız zaman hisse senedinden daha fazla. Yani farazi bir portföy olacak olsak çok yakın olmakla birlikte mevduat hisseyi yakalamış durumda. O da yine günümüzün yani son dönem gelişmelerle oldukça uyumlu. Peki yani burada herkesin favorisi anladığımız kadarıyla TL faiz enstrümanları, daha kısa vadeli mevduat olsun, evet, veya para piyasası fonları muhtemelen. Bu taraftaki son dönemdeki getiriye baktığımız zaman Nisan ayında %4.25 arasında getiriler var. Hani paranızı mevduata yatırsanız veya para piyasası fonuna koysanız, ama burada dün önemli bir karar vardı. Daha doğrusu salı gecesi çıktı o karar. Orada da stopaj oranları yükseltildi. Aslında geçmişte düşürülmüştü. 2020'den beri burada bir teşvik vardı. Fakat artık teşviğin bir miktar sınırlandırıldığını gördük ki işte mevduat tarafında %5 olan stopajın %7.5'a, para piyasası fonlarında %0'dan %7.5'a çıktığını gördük. Bu sence yatırımcıların bir miktar mevduata olan bakış açısını etkiler mi? Sence törpülecek kadar büyük bir vergi artışı mı? Bir de bunu seninle yayın öncesinde konuşmuştuk. İstersen burada da şey yapalım. Yani bu karar ne kadar dezenflasyonist bir karar? Gerçekten enflasyonu düşürmeyecek bir, yardım edecek bir karar mı, yoksa daha çok bütçe gelirini desteklemek için yapılan bir karar mı? Senin görüşünü merak ediyorum. Yani ben gördüğümde biraz şaşırdım açıkçası. Son ana kadar farklı yerlerden sorular alıyordum stopaj beklentisiyle alakalı. Hani şeyi geliyor, süresi doluyor, verilen teşviğin ne olacak diye. Salı gecesi hatta bir yayındaydım ve ben hani gece dahi olsa uzatılmasını beklerim. Herhalde 1 Mayıs tatil diye gecikti falan diye yanıt vermiştim. Nitekim o gece de çıktı kararı. Bu kadar emin bir şekilde beklememin nedeni, yani bu çok önemli bir teşvik ve biz tam da mevduata talebin
sağlamaya başladığımız dönemdeyiz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü çok önemli, şunun için çok önemli. Fonlama ihtiyacı halen çok yüksek değil bankaların. Yani evet. Toplam hani kredi stokuna ve mevduat stokuna karşılaştırdığımızda aslında bankacılık sektörünün çok ciddi bir likidite ihtiyacı içinde olduğunu söyleyemeyiz. Verilen teşviklerle, işte zorunlu karşılıklara faiz uygulamasıyla bu böyle bankalar nezdinde cazip hale getirilmeye çalışılıyor ki arz yönlü olarak bankalar bu tarafa yönelsinler. Bu esnada bizim talebi de kuvvetli tutmamız lazım. Tam da harcamaya meyilli, ekonominin çok canlı olduğu göstergelerin halen daha, yani Samex'i mesela gördük işte, yani farklı farklı göstergelere baktığımızda böyle çok hızlı bir yavaşlayan bir ekonomik görünümle karşılaşmıyoruz. Kredi büyüklüklerine baktığımızda. Onun için de beni biraz şaşırtan bir karar oldu. Yani bütçe gelirlerini desteklemeyi çok iyi anlıyorum. Yani bu niyetin var olmasını çok iyi anlıyorum. Ama bence biraz erken alınmış bir karar oldu. Evet, tamamen geri dönmedi. %15'ti biliyorsunuz stopaj oranı bu pandemi öncesinde. Tamamen geri alınmadı. Ama bence biraz hayal kırıklığına uğratır. Yani hazır böyle 50'lerin üzerinde 60'lar beklenti enflasyon olarak kafalarda, oralara yaklaşan bir mevduat oranı motivasyonuyla hareket eden tasarruf sahibini 50'lerin de altına belki eşleniği, yani stopaj kesildikten sonraki hali 52 civarında ortalaması, ama hani değişecek tabii bankaların verdiği oranlara göre, hayal kırıklığına uğratır diye tahmin ediyorum. O yüzden de oradan çıkan paranın yeniden TL enstrümanlara dönmemesi durumunda dövize veyahut da harcamaya yeniden dönmesi, yani enflasyonist olması, her halükarda dövize de gitse kuru hareket ettirici için enflasyonist, talebi de tetiklese enflasyonist olacağını düşünüyorum. Yani o şeyi tabii ki hesaplamışlardır herhalde getirisini götürüsünü, ama ilk bakışta bütçeye olan etkisinden daha büyük bir maliyeti olacak gibi görünüyor enflasyon üzerinde. Peki son olarak da Borsa İstanbul üzerinde konuşalım istersen. Ankette ben yanlış duymadıysam belirtmedin ne kadar ağırlık arttı, ağırlık azalttı diye onunla bahsetmedin, ama hani son ay performansına baktığım zaman Nisan ayında %9.9'luk bir yükseliş var Borsa İstanbul'da. Ki Mart ve Nisan ayları da görece olarak oldukça kuvvetliydi. Yani yılın ilk 4 ayında Borsa İstanbul aslında çok güçlü bir performans sergiledi. Bunda bir miktar yabancı giriş de var, ama yerli tarafta da çok büyük bir çıkış görmüyoruz açıkçası. Hani birazcık daha yerliler derdi, yabancıların Türkiye'ye gelmesine biraz daha pozisyon almış durumda. Ve yükselen hisselere baktığım zaman sadece banka ve holding hisseleri değil, her sektörden hisseler olduğunu görüyoruz. Birazcık daha endekse yayılan, ama birazcık daha BIST 30'a yayılan aslında. Yani tam endekse değil, ama birazcık daha BIST 30'a yayılan bir yükseliş var. En azından Nisan ayı performansları üzerine konuştuğumuz zaman. Hani bu bağlamda baktığım zaman hala yatırımcıların en azından bizim gördüğümüz olumlu beklentisi sürüyor gibi. Ama gelen seviyelerde oldukça kritik, oldukça yüksek seviyelere geldi. Özellikle dolar bazında son dönemlerin en yüksek seviyelerine geldik. Hani bu bağlamda piyasa profesyonelleri ne düşünüyor? Senin görüşün ne? Onu duymak isterim. Piyasa profesyonelleri nötr kal demiş bu ay. %44.1 oranında, katılımcıların %44.1'i ve de yılbaşından beri dediğin gibi aslında çok önemli bir hareket gerçekleşmiş olmasına rağmen birçok belirsizliğin var olduğu bir dönemde bu gerçekleştiği için, yani şöyle bir volatilite var. Mesela Ocak'ta ağırlığı artır en yüksek tavsiyemiş son 3 ay boyunca, Kasım, Aralık, Ocak. Şubat'ta nötr kal olmuş, Mart'ta yeniden ağırlığı artır olmuş, Nisan'da yeniden nötr kal. Dolayısıyla piyasa profesyonelleri tam da bu belirsizliği çok iyi yansıtmışlar kararlarına. Nötr kal mevduattaki %65-70'lere varan ağırlığı artır tavsiyesiyle çok örtüşüyor. Burada çok bariz bir şekilde mevduat hisseden rol çalıyor gibi bir görüntü var. Tam da benim de beklentim, hani eklemek gerekirse, bu sorunsuz pürüzsüz rally dönemini biz bir süre önce geride bıraktık. Yani birkaç ay önce geride bıraktık. O yüzden de hem dış koşullar hem de iç koşullarla, seçim bunlardan tabii bir tanesiydi. Şimdi Fed belki daha baskın olacak. Gelgitlerin çok, yani volatilitenin yine yüksek olacağı, ana trendin bozulmasa da biraz yıpratıcı bir şekilde ilerleyeceği bir döneme girdik gibi görünüyor Alper. Bir de Mayıs ayındayız, biliyorsun ünlü bir söz vardır Selim Bey'in, evet. Yani Mayıs'ta sat ve git olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Borsa yatırımcının en azından bu seviyede temkinli olmasında fayda görüyorum ben de.
Ekleyecek evet. Başka bir şey var mı bu ay için? Daha ön planı çıkardın. Daha önce geçen ay sorduğumda para piyasa fonlarını ön planı çıkarmıştın kendi evet. adına. Şimdi kendi yatırımını nerede değerlendirmek istersin? 100 TL'den olsa nereye koymak istersin? Ben de mevduat tarafındayım. Yani TL bazlı enstrümanlar tarafındayım. Mevduat başta olmak üzere. Aslında uzun vadeli tahviller de böyle hani gözümün bir kenarıyla cezbetmiyor değil. Ama piyasa henüz o noktada değil. O biraz korkutuyor doğrusu. Bunun nedeni de muhtemelen Merkez Bankası'nın aksiyonu belli değil. Yani tamam hepimiz arttırmayacağını tahmin ettik. Tahminlerimize paralel de geldi. Çok büyük bir kısmı yıl sonuna kadar da arttırmayacak diyor. Ama gerçekten öyle mi acaba? Onun için de tahvillerde bir parça böyle takip ediyorum ama mevduat benim için de ön planda olacak gibi görünüyor. Ama ben hissedeki nötr kal yanlış anlaşılmasın. Hisseden çıkış gibi bir algı oluşmasın. Pozisyonlarınızı koruyun ama yeni pozisyon almakta temkinli olun demek o. Ben de aynı fikirdeyim. Yani hisse senedinde mutlaka piyasasında pozisyon bulundurulmalı ama çok dikkatli bir şekilde. Peki Özlem, katkıların için çok teşekkür ederim. Değerli yatırımcılarımız, bir sonraki videoda görüşmek üzere.